Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Fenerbahçe'nin önceliği şu anda Avrupa'daki mücadelesi. Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimburu'yla yapılacağı mücadele ön planda. Bu maçta kalede kim oynayacak soruları yansıdı. İrfan Can Eğribayat mı, Altay mı? Altay Bayındır'ın kalede oynayacağını söyleyebiliriz. Bu arada hemen transfer gelişmelerini de onunla başlayacağız. Ama öncelikle şuradan başlayalım. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız ve abone olarak verdiğiniz katkıyla bizim sesimizin daha geniş bir kesime ya da Fenerbahçe'nin sesinin daha geniş bir kesime duyurulmasına katkı veriyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Hemen Altay'ı bıraktığım yerden devam edeyim. Altay Bayındır, Livakovic gelince gidecek mi, kalacak mı soruları vardı. İşte bu noktada enteresan bir gelişme var. Menajeri bir açıklama yaptı. Altay Bayındır'a 3 milyon eurodan daha fazla bir teklif almadık diyor. Bu ne demektir? 3 milyon eurodan fazla teklif almadık. Çıkış maddesi olan 6 milyon euronun bulunamadığı anlamına geliyor. Bu takdirde ya Fenerbahçe geri adım atacak, oyuncunun bonservisini aşağı çekecek ya da Altay kalıp Livakovic'le mücadelesini sürdürecek. Livakovic deyince hemen Livakovic konusuna da bir dönelim. Livakovic'te neler olduğundan bahsedelim. Livakovic transferinde aslında oyuncu tarafı bitti. Yani orada herhangi bir sıkıntı yok. Oyuncu tarafında bir sıkıntı yok. Ancak Dinamo Zagreb o 10 milyon euroda ısrar etmeye devam ediyor. Ve hatta şöyle söyleyeyim, oyuncu El Nasr'dan 6 milyon euro çarpı 5 yıllık bir kontrat almasına rağmen Fenerbahçe ile anlaştım, oraya gideceğim diyor. Ama bir türlü Dinamo Zagreb'in inadı kırılmıyor. Hırvat milli oyuncuyla ilgili 392 maça çıktığını, 390 gol yediğini, 159 maçta kalesini gole kapattığını söyleyebiliriz. Şuradan devam ediyorum hemen. Aro ile ilgili bir bilgi var. Onu biliyorsunuz Jorge Jesus getirmişti. El Hilal takımını çalıştıran o Jorge Jesus Aro'ya herhangi bir teklif yapmadı. Yani Fenerbahçe'ye getirdiği oyuncuya El Hilal'de oynaması için bir teklif yapmadı. 3 milyon euro vermişti Fenerbahçe Flamengo'dan onu getirirken. Geçen sezon 45 maçta 1 gol 5 asistle oynadı. Hemen şunu söyleyelim, zaten Avrupa kadrosuna da alınmadığını vurgulamamız gerekiyor oyuncunun. Şimdi devam etmek istiyorum çünkü enteresan gelişme var. İki tane yerli oyuncuyla ilgili gelişmemiz olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Bu iki yerli oyuncu kim? Ondan önce şu cümleyi kullanayım. Fenerbahçe için Rusya'dan bir stoper takviyesiyle ilgili haber geldi. William Rocha iddiası var. CSKA Moskova'nın oyuncusu, Brezilyalı oyuncu. Flamengo, Gremio gibi takımlarda oynadı. Yani ben pek ihtimal vermiyorum. Şu şartlarda stoper bölgesi kapalı ama Rus basınında yansıdığı için haber, ben de size bu haberi iletmek istedim. Rus basınından gelen haber. Fenerbahçe'nin asıl bugün ortaya çıkan enteresan bir gelişmesi var ki iki yerli oyuncu, bunlardan bir tanesini daha önce gündeme getirmiştik ama bir tanesi çok sürpriz bir isim oldu. Şimdi önce gündeme getirdiklerimizden bahsedelim. Salih Özcan demiştik. Şöyle, Salih Özcan Dortmund'da oynuyor ve Fenerbahçe onun fiyatını sordu. Aldığı cevap biraz şaşırtıcı oldu. Yani tabii ki doğal olarak Dortmund'lu oyuncu. 13 milyon euro maliyeti olduğu öğrenildi bonservis olarak. Böyle bu durumda 13 milyon euro çok yüksek bir rakam olduğu için Fenerbahçe bu kez Salih Özcan'ı bırakıp Suat Serdar'a döndü. O da tabii yeni kurala göre, hepimizin bildiği yeni kurala göre yerli statüsünde oynayacak mavi kartla. Merkez orta saha oynuyor 26 yaşındaki oyuncu. 4,5 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediliyor ama bu rakam daha da aşağıya düşebilir. 33 maç oynadı. 4 gol 2 asisti var oyuncunun. 1,84 boyunda 75 kilo sağ ayaklı oynuyor. Ve 8 numara Fenerbahçe'de bir alternatif olacak. Orada İsmail Yüksek alternatifi vardı. Şimdi bir alternatif daha. Ama daha önemli bir alternatiften daha bahsedeceğim sizlere. Bugün gündeme geldi olay.
baştan beri hep bir Mert Müldür meselesi sağ beke getirip yerli transferini orada yapıp meseleyi çözmek istiyordu Fenerbahçe. Ama bugün Zeki Çelik olayı gündeme geldi. Sağ bek, klasik bir sağ bek ve şöyle söyleyeyim, tercih olarak Zeki Çelik daha önemli bir tercih olur diye düşünüyorum. Neden? Çünkü Mert Müldür çok uzun bir süredir oynayamıyor sakatlığı nedeniyle, ama Zeki Çelik geçen sene Roma'nın başarısında da önemli pay sahibiydi. 7 milyon euroluk bir teklifle Fenerbahçe bekliyor. Eğer Roma satmayı düşünürse, ki 2026'ya kadar sözleşmesi var, satmayı düşünürse Fenerbahçe oyuncunun transferini gerçekleştirecek. Şimdi bir devam edelim, şuradan devam edelim. Önce hepimiz biliyoruz ki Wilfried Zaha konusunda Fenerbahçe'nin çok ısrarı vardı. Hatta işte Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Ciku, Umut Nayır, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Rodrigo Becao, Bartu Elmas derken bunların da kreması gibi bir Wilfried Zaha ile ön taraf kapatılacaktı. Ama Galatasaray bu transferde daha hızlı, daha atak, daha iyi hamle yapan bir takım olarak transferi gerçekleştirdi. Şimdi bu noktada Karl Toko Ekambi'yi düşünüyordu Fenerbahçe. Yani o olmazsa Karl Toko Ekambi. Karl Toko Ekambi gerçekten de iyi bir oyuncu. Ama bir de bir gerçek var ki, hani yan yana koyduğunuzda Zaha'nın arkasında kalacak. Eğer Zaha İngiltere'de kalsaydı, o zaman zaten Karl Toko Ekambi gelebilirdi, gelecekti muhtemelen. Çünkü özellikle söylemiştik, Mario Branco görüşmeleri yürütüyordu. Ama orada kalmayınca, buraya gelince, hem de ezeli rakibe gelince, bu kez hedefin biraz daha büyümesi gerektiği ortaya çıktı Fenerbahçe açısından. Ve Fenerbahçe'de Karl Toko Ekambi'yi biraz ikinci plana gönderdi. Şimdi sağ kanat için iki tane çok değerli oyuncuyu listesine aldı. Bir de orta saha için de iki oyuncu var. Onlardan bahsedeceğim. Tabii ki şunu vurgulamakta yarar var. Daha önce söylediğimiz, görüşmeleri süren Ndidi ve Ndombele'de herhangi bir gelişme olursa zaten onlarla ilgili de bilgi vereceğiz. Fenerbahçe onlardan çekilmiş değil şu anda. Öyle bir şey söz konusu değil. Ama tabii ki oyuncular, bakın dikkat edin. Gidiyorsunuz, sakatlık oluyor, eşleri istemiyor, bazen rahatsızlıklar çıkıyor. Bütün bunlar transferin önündeki engeller. Onun için de Fenerbahçe önce orta alandan başlayalım. Sonra o iki sağ kanat noktasına ilerleyelim. Orta alandan başladığımızda karşımıza çıkan iki isim var dedik. Bunlardan bir tanesini daha önce de söylemiştik. La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre Lecce kaptanı Danimarkalı Morten Hilmand isminden bahsetmiştik. Fenerbahçe bu oyuncu için 10 milyon euro ile João Pedro'yu teklif etmişti. Buna karşılık Lecce'de 18 milyon euro nakit istemişti, para istemişti. İşte bu noktada ciddi sıkıntılar oluştu. Hilmant'ın 36 maç 5 asisti olduğunu, defansif orta saha 6 ve 8 numarada verimli olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. 2024'e kadar sözleşmesi, 1 yılda opsiyonu olan bir oyuncu, onu söyleyelim. Burada tek önemli avantaj, Hilmant'ın menajerinin Brian Nielsen, yani Fenerbahçe'de futbol oynayan eski oyuncusu Fenerbahçe'nin olduğunu söyleyelim. Bu da oyuncunun Fenerbahçe'ye daha yakın olmasını sağlayacak unsur olarak karşımızda duruyor, onu söyleyebiliriz. Ve ikinci isim de Nicolas Dominguez, ki bir ara Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. O da merkez orta saha oynuyor, ön libero oynuyor. 6-8, yani daha çok 8 gibi düşünülen bir oyuncu. Ama Nicolas Dominguez'i, Bolonyalı oyuncuyu ikna etmek için Fenerbahçe'nin ciddi bir çaba sarf ettiğini de hemen söyleyelim. Çünkü Arjantinli oyuncu, hani biz dedik ya, bir sambacı, bir tangocu dedik. O tangocu oyuncu daha çok 5 büyük ligde umutlarını kestikten sonra bu transfere sıcak bakacağını söylüyor. 25 yaşında merkez orta saha oyuncusu, onu da söyleyelim. Şimdi gelelim ön taraftaki o iki seçeneğe. Dedik ya, bir karşılık vermek açısından önemli oyuncu bulması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bu manada da tekrarlara düşmemek adına iki oyuncu gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi Felipe Anderson. Brezilyalı oyuncu Lazio forması giyiyor. 2024'te sözleşmesi sona eriyor. Sağ kanat oynuyor 30 yaşındaki oyuncu.
Geçen sezon 50 maç 12 gol 9 asist, ligde de 38 maç 9 gol 8 asistle oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Felipe Anderson. Kolay mı transferi? Zor. Ama Fenerbahçe artık bu zor transferi gerçekleştirerek ya da bunun gibi zor transferi gerçekleştirerek taraftarın üzerindeki o sıkıntıyı ortadan kaldırmak istiyor. Onu da söyleyelim. İkinci isim de Shakhtar Donetsk'in oyuncusu Tete. Tete, Tete değil de Tete. Bu bir menajer önerisi. O da sağ kanat oynuyor. 23 yaşında. Geçen sezonu iki takımda geçirdi. Leicester City ve Lyon'da forma giydi. Toplamda 33 maç, 7 gol, 5 asistle oynadı. Brezilyalı oyuncu. Onu da söyleyelim. 25 milyon euroluk bir bonservisi var. Ama unutmamamız gereken bir gerçek de var. Kiralık olarak iki takıma da gitti. Fenerbahçe böyle bir oyuncuyu da kiralık olarak kadrosuna dahil edebilir diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle şuraya gelelim. İki tane yerli oyuncu için Fenerbahçe'nin çalıştığını net bir şekilde vurguladık. İki oyuncu. Bunlardan bir tanesi Suat Serdar, diğeri Zeki Çelik. İki tane ön libero için, ki Ndidi ile Ndombele'nin dışında iki ön libero için, Nicolas Dominguez ile Morten Hillmant konusunda konuştuk. Sağ taraf için Felipe Anderson ya da Tete dedik. Yani Fenerbahçe artık bir şekilde gözünü kararttı desek ya da Ali Koç transferde gemileri yaktı desek doğrudur. Çünkü Fenerbahçe'nin bir şekilde transferde o etkin rolünü süslemesi gerekiyor çok önemli bir isimle. Evet, Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.